Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Ülker'in Dünyası kanalıma. Hamur yoğurdum. Bu hamur farklı bir hamur. İkişi mayalı ve şöyle gördüğünüz gibi çok akışkan. Şöyle. Kek hamurunun birazcık da katı hali. Balgı kabandan börek yapacağım. Hamur mayalı. Kaba önce yıkadım bal kabağını. Yıkadıktan sonra keseceğim. Sapını ayırdık. Önce şu içinin şeysini alıyoruz. Çekirdek yatağını. Şöyle. Çekirdeklerini de aldım zaten. Kabuğunu soyacağım. Rendere yapacağım bunu. Rendereleyeceğim. Balkabağı böreğimizin içine yeşillikleri, baharatları taze koyacağım arkadaşlar. Taze kekik, nane, dereotu, maydanoz, soğanı doğradım, taze soğan, baharatlardan karabiber, pul biber, kimyon tohumu, kimyon da olur. Kabağı rendereledim. Bir tane de içerisine küçük patates rendereledim. Bismillahirrahmanirrahim. Kekik, nane, dereotu hepsini bir doğrayayım. Tuz, hamuru mayalı arkana yeteri kadar koymuştum. Tuza gerek yok. Patatesle havucu karıştırıyorum. Aman tövbe. Patatesle kaba diyeceğime havuç dedim. Kırmızı ya rengi. Bu kalan kabağı da kuzinenin üzerinde gözleme yapacağım. Gözlemenin içerisine koyacağım. Baharatlarını koyayım. Taze baharatları. Soğanı. Yeşil soğan. Bolca. Gene kuru baharatlar. Yarım çay bardağı da zeytinyağı. İsterseniz bir bardak da koyabilirsiniz. Biraz da ceviz karıştırıyorum içerisine. İri, iri dövülmüş. Dişe gelecek şekilde. Şöyle. Az da çöreğot atacağım içerisine.
Hem koku versin, hem de güzel, şifalı. Çürüğüyle de. Yağladım, tepsinin içerisine koyacağım. Böreğin içine kırdığım cevizlerin perdeleri, kabukları kaynatıyorum, içeceğim. Atmıyorum, cevizi kırdığım gibi içinin perdelerini ya da biraz da kabuklarından kaynatıyorum. Ya kızlardan birine, ya eşime, ya da kendim içiyoruz. Fırına vereceğimiz böreği hazırladık, kabak böreğini. Şimdi de kuzunun üzerinde gözleme gibi yapacağım. Gözlemenin içine koyacağım kabağa da aynı malzemeleri kattım. Hatta azıcık da çökelek karıştırdım. Bu da gene pırasalı. Pırasalı baharatlar aynı. Az da çökelek, buna da karıştırdım. Neden böyle ayrı ayrı yapıyorum? Eşim pırasalı çok seviyor. Ben kabaklı daha çok seviyorum. Kızlar da hem kabaklı hem pırasalı seviyor. Şimdi ben bunu yaptım, yiyin diyemiyorum ben arkadaşlar. İllakin herkesin sevdiği, hoşlandığı şeyleri ayrı ayrı yapmak istiyorum. O zaman daha güzel oluyor, daha iyi, mutluluk oluyor. Herkes memnun oluyor. Nasıl olsa bu şey, buraya yastığı koyduk. Hamuru da yoğurduk. Herkesin istediği gibi yapıyoruz. Hamur mayalı arkadaşlar. Öbürkü de mayalı, söyledim zaten. Fırına vereceğim börek. Bu da mayalı. Ekşi maya. Bunu katı kıvamda yaptık. Onu da gösterdim zaten. Akışkan yaptık. Önemli olan burada bahçe, kabak, öteberi, onu bunu yetiştirmek değil de bu bir şekilde ekiyorsun, hevese geliyorsun, yetiştiriyorsun. Önemli olan bunları zamanında yiyip değerlendirmek, çöpe atmamak. Yani kısacası insanların yemesi. O yüzden de böyle çeşit çeşit değerlendirmem lazım. Dün acele acele mantı yaptım. Paldır küldür. Parmakta sıkıştırmıyor. Biraz daha acıyor, uyuşuk. Bantladım gene de ama şey olmasın diye. Acıdı yani. İri iri hemen kızıma mercimekli mantı yapıverdim. Mantı yiyeceğim anne, mantı yap diyor. Kıymalı yemiyor. Et yemiyor. Evde et pişirdik mi burnunu tıkayarak geziyor. O da beni çok üzüyor. Anne olarak insan üzülüyor. Köfte yapıyorum, yemiyor. Balık. Allah'tan balık yiyor da. Artık o tesellimiz o. Tavuk yiyor. Biraz buradan azıcık sorulara cevap vereyim. Değerli arkadaşlarım, çok yorumlara böyle cevap falan
Hani sorulara cevap yazmaya çalışıyorum da gözümden kaçanlar da olur. Kusuruma bakmayın. Yoğundum. Şahin abiniz geldiğinden dolayı gelen giden misafir Allah razı olsun gelenlerden. Bir tane kardeşimiz ekşi maya ne demek? Hani nedir yani ekşi maya ne işe yarıyor gibi yorum yazmış. Yorumu okudum, cevaplayayım dedim, yorumu bulamadım. Gerçekten bulamadım. Güzel kardeşim, eğer olur da izlersen videoyu. Ekşi maya çok faydalı bir maya türü. İçerisinde faydalı bakteriler olduğundan dolayı vücutumuza çok yararlı. Maya yani hamuru kabartan maya. İki türlüsü var. Pakmaya, kuru, üç türlü var. Pakmaya, kuru maya, ekşi maya. Ekşi mayayı kendimiz evde yapıyoruz, hazırlıyoruz. Doğal, organik ekşi maya. Ham maddesi de nohut. Nohuttan oluyor. Bazen ben bir kere de yazdı. Üzümden de yapmıştım. Olmuştu bir kere yemansız. Ekmek yapmıştım arkadaşlar. Ekşi maya nasıl yapılır? Ekşi maya nohuttan aşama aşama kanalımda var videosu. Aşama aşama umarım faydalı olmuşumdur. Yaptım, çektim videoyu. Bilmeyenler öğrensin diye ben o tür maya yapmayı ebemden öğrenmiştim, annemden görmüştüm. O şekilde yaptım. Yalnız ekşi maya bir tane arkadaşımızda ekşi maya olmadı. Hani kabarmadı dedi. Güzel arkadaşım, ekşi mayanın kabarması için şöyle suya bakacağız. Elimizi sokacağız ama yakacak elimizi. Yakarcasına nohutları ıslayacağız. Hiç o sıcaklığı kaybetmeyecek. Hiç o sıcaklığı kaybetmeyecek. O şekilde saracağız, sarmalayacağız, sıcacık bir yere koyacağız. 8-10 saat daha fazla da olabilir. Bekleyecek o nohutlar. Ondan sonra kabarır. Ondan sonra aşama aşama gösteriyorum zaten. Ununla karıştıracağız. Şöyle içerisinde topak çikolatalar kalmış. Onları da dağıttım. Dediğim gibi sıcaklığını kaybederse hiçbir şekilde hamur kabarmaz. Güzel arkadaşım. Yazdım zaten de. Gene de ne bileyim yorumu okuyamaz, göremez diye. Buradan açıklıyorum. Amacım herkes öğrensin bir şeyleri. Herkes faydalansın. Ben de mutlu oluyorum. İnşallah siz de memnun kalırsınız. Önemli olan birbirimizden memnuniyet. Hepinizden de Allah razı olsun. Gerçekten hepinizi inanın ki özlüyorum. Hakikaten böyle bakıyorum yorumlara filan. Böyle mutlu olacak çok yorum geliyor. Dua özellikle beni mutlu ediyor dualarınız. Sizin sayenizde çok çok güzel böyle vakitler geçiriyorum. Allah razı olsun hepinizden de değerli arkadaşlarım. Bu da eşimin pırasalı pidesi. Bahçede her şeylerin sonu geliyor. Yeni yaz şeyler çıkacak artık. Yeşillikleri, sebzeleri, yani pırasalar, ne bileyim, ebe gömeşleri, turpotları, bunların yavaş yavaş mevsimi geçmek üzere. Daha var da Ege'de geçmek üzere. Soğuk olan memleketlerde daha bahar yeni geliyor. Kütahya'da mesela bahar yeni geliyor. Bahçede her şeyin taze taze olması çok güzel. Koparıp geliyorum gönlüme göre. Oturuyorum, yapıyorum. Yiyorsun. Allah'ıma çok şükür öyle bir şansımız var. Olmayanlara da Rabbim güzel Allah'ın gönüllerine göre istedikleri gibi bahçe, tarla ne istiyorlarsa versin. Tüm dileğim o. Tüm dileğim herkes mutlu olsun. Herkes huzurlu olsun. İnşallah. Hepimiz de huzurlu, mutlu olalım.
Güzel bir dünya olsun. Nasıl olsa sonunda ölüm var. Hepimiz ölüp gideceğiz. Ne gerek var kötülüğe, ne bileyim, gürültüye, kavgaya. Hiç gerek yok. Çok şanslı olduğumu biliyorum. Siz de söylüyorsunuz zaten. Allah razı olsun. Allah milyon kez razı olsun. En mutlu olduğum, en ne bileyim Allah'ıma milyon kez şükür etmem. Ettiğim şey eşimle kafalarımızın birbirimize uyması. Çok şükür Allah'ıma uyuyor. Ta küçücüktüm öyle istiyordum. Allah'ıma dua ediyordum. Allah'ım da gönlüme göre verdi. İnşallah bozmasın. Allah'ım herkesin evliliğini, yuvasını korusun. Bizimkini de korusun. İyi niyetli insanların. İnşallah yaradan bir Mevlam. Yalnız şöyle bir şey var. Evleneceğimiz eşimizi biz seçemiyoruz, bilemiyoruz. Herkes güzel olur, iyi olur diye evleniyor. Ama işler kötü gidiyor, ayrılıklar oluyor. Ha, üzülmüyoruz mu? Üzülüyoruz ama yapılacak bir şey yok, oluyor. Tabii ki kader, kendimiz seçemiyoruz. Yaşayacağımız yeri seçemiyoruz. Rızkımızın ne kadar az çok olacağını biz belirleyemiyoruz. Bunların hepsini Cenab-ı Allah belirlediği için bize layık gördüğü, bize seçtiği hayatı da mutluluk içinde şükrederek, zikrederek Allah'ın izniyle yaşamaya çalışıyoruz. Tabii eksiklerimiz, hatalarımız, kusurlarımız mutlaka olur. Biz insanız. Nefis taşıyoruz. Nefsimiz var, şeytan var. Allah affetsin. Hepimizi affetsin inşallah. Bunu diyorum, bunu söylüyorum. İnsan huzurlu oluyor. Bunu bugün Allah'ım bana kısmet etti. Yaradan bir Mevlam. Oturdum çocuklarıma, eşime. Belki bir gelen giden olur. Bahçeye. Çayına, yemek, içmek için. Rabbim fırsat verdi, yapıyorum. Bahçe olmasa, ne bileyim, malzeme olmasa ben bunları yapamam. Hepsi de Allah'ımın izniyle oluyor. Allah'ımın, Rabbimin izniyle böyle oluyor yani. Çok şükür Allah'ıma. Herkes kendi rızkı kadar Rabbim veriyor. Rızkını yer herkes. İşte o senin, o benim olacak. İlle de bana çok olacak, bana az olacak kavgasına hiç gerek yok. Allah'ım gönlümüze göre rızkımızı da veriyor. Hepimize de veriyor Rabbim. Bahçeden sade ebe gömeci, acıcık da taze inneliklerden karıştırdım içerisine. 2-3 yaprak da yeşil soğan, çökelek. Bunu da komşuma yapıyor. Komşum gördü sabah. Dedi, bana yaparsan dedi ebe gömeçli çökelekli yap dedi. Şaka yapıyorum dedi arkasından da. Şimdi şaka da olsa dedi. Onu da hemen azıcık bir tutam ebe gömecinin taze taraflarından ayrıca iç hazırladım. Onu da yaptım çok şükür. Dediğim gibi amacım böyle ne bileyim herkes memnun mutlu olsun. Sonuçta Allah bizi komşumuzdan soracak. Tamam. Şimdi kalkıp bunları bir bir pişireceğim. Fırına koyacağımız bal kabağı sobanın üzerinde pişireceğimizde gözlemeler yaptık. Pişirelim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim.
tane bal kabağı tatlısı böreğinin içerisine serptim çorap otunu. Bunun da üzerine atacağım biraz. Susam da atılabilir. Hatta arkadaşlar bunun içerisine hani kabak mücveri yapıyoruz ya, yumurta koyuyoruz. Onun gibi yumurta koyabilirsiniz yani. Yumurta da olur. Olmaz diye bir şey yok. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu da pişsin. Öbürü pişti. Bitirdik. Pişme de bitmek üzere. Öğle okunuyor. Öğle zen okunmaya başladı. Çay suyu da kaynadı. Allah'ın izniyle. Çay suyu da kaynadı. Pişmiş. Pişmiş bu. Kürdan. Bir şey gelmiyor. Hamur gelmedi. Şuna bakayım. Tamamdır. Bu pişmiş. Pişmiş bu. Öbür tepsiden bu kadar. Kızgın. Sıcağından altını bir şöyle ayırayım. Yapışmış mı baktım? Yapışmamış çok. Tamamdır. Bu tepsiden bu kadar kaldı. Öbür tepside. Çekemedim fırından falan çıkardığımı. Komşum geldi. Onun yanında da çekim yapamadım. Çekilmek istemiyor zaten. Çıkarmasam yancık çıkardım. Çayla içtik birazını. Allah razı olsun. İkramımı geri çevirmedi. Yedik çayla içtik. Bu da bizim evdekilere kaldı. Şuraya alayım. Çok güzel oluyor ya. Harika bir şey oluyor. İşte ben böyle mutlu oluyorum. Niye derseniz hem kabaklarımız yanılmamış oluyor. Hem de güzel güzel kendi ellerimle yapıyorum. Yiyoruz. İşte insan böyle mutlu oluyor. Sıcak da dağılıyor da. Altı da böyle. Evet, altı da kızarmış. İçi de süper oldu. Evet, çok güzel oldu. Közlemeler de hazır. Bal kabağından börek de hazır. Yapıp yiyenlere afiyet olsun arkadaşlar.
Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Beğeni atarsanız sevinirim. Abone olursanız gene de sevinirim. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle, saygıyla kalın diyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Çok şükür bitti.